Geçtiğimiz günlerde gazeteci arkadaşımız Fatih Bozoğlu'na yapılan çirkin saldırıyı kınadığımızı ve bu süreçte yapılacak işlemlerin takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. TUMOP İnşaat Mühendisler Odası Muğla Şubesi'nin 17 Ağustos'un yıl dönümünde Türkiye'nin deprem hazırlığı sorunlarımız, çözümlerimiz konulu basın açıklaması. Deprem değil ama afet önlemek mümkündür. TUMOP İnşaat Mühendisler Odası tarihimizin en acı depremlerinden 17 Ağustos 1999 depreminin 23. yılında da temel insan haklarından olan barınma hakkının tüm yurttaşlarımıza sunulabilmesi için depremi unutmama, unutturmama ısrarını sürdürmeye güvenli, sağlıklı yapı üretimi sağlanana kadar siyasi iktidarların görev ve sorumluluğunu hatırlatmaya kararlıdır. Bugüne kadar depreme karşı hazırlık, yapı güvenliği, hasar tespiti gibi konularda çokça konuşuldu. Bu konular hakkında çokça yazılıp çizildi. Ancak bir doğa olayı olan depremin ülkemizde her defasında afete dönüşmesine bir türlü engel olunamıyor. Ne yazık ki yapılan çalışmalar daha çok afet sonrası yara sarma üzerinde kalıyor. Mevcut yapı stoğu iyileştirilmeli ve güçlendirilmelidir. 2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konan ve 2012-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nda alınan kararların uygulanmaya geçirilmesi deprem hazırlık konusunda en önemli çaba olacaktır. Mevcut yapı stoğunun envanterinin çıkarılması konusundaki çalışmalar hızlandırılmalı, mevcut durum tespit edilerek acil güçlendirilmesi veya yenilenmesi gereken binalar belirlenerek bir plan doğrultusunda yapı stoğunun depreme dirençli hale getirilmesi sağlanmalıdır. Yapı üretimi mühendislik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan en önemli görev şantiye şekliğidir. Ancak bu görevin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi inşaat hatalarını, dolayısıyla deprem hasarlarını getirilmemesi inşaat hatalarını, dolayısıyla deprem hasarlarını büyütmektedir. Tam da bu sebeple biz İnşaat Mühendisler Odası olarak sınırlı durumlar dışında her şantiye şefinin sadece bir şantiyede tam zamanlı olarak görevlendirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. 4708 sayılı yapı denetim hakkında kanun öngördüğü sistemde kamusal bir hizmet olan denetim hizmeti ticarileşmiştir. Denetim sisteminin ticari ilişkilerin belirleyiciliğine terk edilmesiyle rant ilişkileri, tekniğin ve fen ve sanat kurallarının önüne geçmiştir. Mevcut yapı denetim yasasının öngördüğü ticari yanı ağır basan yapı denetim şirket modeli yerine uzmanlık ve etik değerlere sahip yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir denetim süreci modeli hayata geçirilmelidir. Bu modellemede proje denetimi ile yapı denetimi birbirinden ayrılmalıdır. Devletin asli görevi sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir kentler kurmak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmaktır. Oysa bugün devlet eliyle kentsel dönüşüm adı altında toplumun ihtiyaçları, sosyoekonomik yapısı dikkate alınmadan rant odaklı dönüşüm gerçekleştirilmektedir. Kentlerin tarihi ve doğal dokusu yok edilmektedir. Yıllardır gündeme getirilen ve olası bir depremin çok daha büyük felaketlere dönüşmesine neden olacak olan Kanal İstanbul projesi ölü doğan bir projedir. Depremin afete dönüşmesini engelleme yöntemlerinden biri de kentsel zorunluluğu, yoğunluğu azaltıp kenti dönüştürmektir. Bunun aksine Kanal İstanbul projesiyle kent nüfusuna yaklaşık 8 milyon ilave olacağı, İstanbul nüfusunun 25 milyon, Trakya nüfusunun ise İstanbul nüfusu dahil 40 milyon olacağı hesaplanmaktadır. Mevcut yapı stoğumuzun belirsizliği bilinen bir gerçektir. Olası bir depremden nasıl etkileneceği bilinmeyen çok sayıda bina mevcuttur. Üstüne bir de siyasal iktidarlarca çıkarılan imar afları,
can ve mal kayıpları tehdidini büyütmektedir. Devletin bir binaya iskan ruhsatı vermesi, vatandaşına o yapıda güvenle oturabileceği yönünde güvence sunması anlamına gelir. Oysa mühendislik hizmeti alınmamış bir yapıların, bu yapıların doğa olayları karşısında hasara uğramaları halinde sorumluluk bu kararı alan devletin ve siyasi iktidarın üzerindedir. Her seçim öncesi siyasi ikbal uğruna gündeme getirilen imar affı uygulamalarına son verilmeli, imar affından yararlanan yapılar denetlenmelidir. Sonuç olarak ülkemiz oldukça zor bir dönemden geçmektedir. Ekonomik anlamda yaşanan kriz koşullarında olası büyük bir depremin sonuçlarının 2001 krizinde yaşananlardan çok daha ağır olacağı açıktır. Üstelik afet toplanma alanları ranta açılmış, kentlerimiz öylesine kalabalıklaşmış, plansızlık, kaçak yapılaşma öylesine ilerlemiştir ki can ve mal kaybı açısından da büyük bir tehlike bizleri beklemektedir. Başta İstanbul Marmara bölgesi olmak üzere olası büyük bir depremin Türkiye'ye neler yaşatacağını kestirmek zordur. TUMOP İnşaat Mühendisleri Odası olarak hem yetkili kurum kuruluş ve kuruluşlara hem de tüm kamuoyuna seslenmek istiyoruz. Bu karamsar tabloyu el birliğiyle tersine çevirmek mümkündür. Biz İMO olarak tüm bilimsel teknik birikimimizle sahada edindiğimiz tecrübe ve yetişmiş kadrolarımızla başta deprem olmak üzere doğal olayların afete dönüşmeleri önlemek konusunda görev almaya hazırız. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi sorunlar bellidir, çözümleri de bellidir. Yeter ki çözüm için ortaya irade konulsun. Özetle diyoruz ki depremi önleyemeyiz ama afeti önleriz. Teşekkür ediyorum. Bodrum açısından değerlendirdiğinizde Bodrum'daki inşaatların durumu nedir? Bodrum'daki inşaatların durumu özellikle geçmiş dönemlerde yapılan yani 80'li 90'lı yıllarda yapılan sitelerde ilk resmi projesinin dışında çok büyük tadilatlar yapılmış durumda. Bazı binalarda, yığma binalarda taşıyıcı duvarlar kaldırılarak ilaveler yapılmış. Bazı binalarda kolonlar, kirişler kesilerek ilaveler yapılmıştır. Açıkçası 2000 daha önce olan 6.6 şiddetindeki depremden insanlara çok olumsuz yönde bir cesaret vermiştir ki Kandilli Rasathanesi'nden gelen hocalarımızın da belirttiği gibi çok özel bir depremdi. İvmesi gerek fayın atılım yönü Bodrum'u pozitif yönde etkilemiştir. Ama bu depremde özellikle insanlara çok kötü bir cesaret vermiştir. Bodrum'da çarpık yapılaşmanın hızlanmasına katkı sağlamıştır. Bodrum'daki durum da İstanbul'dan ve Türkiye'nin genelinden daha iyi değildir. Ayrıca yapılarımızın iki katlı olması insanlara bir nevi güven vermektedir. Ama yapılarımız her ne kadar iki katlı da olsa bizim yapılaşma şeklimiz, coğrafi yapımız, özellikle deniz kenarlarına yapılan yapılar, sıvılaşma riskinin çok yüksek olduğu yerlere yapılan yapılar, yine yamaçlara yapılan yapılarda binaların büyük bir kısmı dolgulara oturmaktadır. Yani özetle olası bir depremde Bodrum'daki yıkımda Türkiye'den, İstanbul'dan çok farklı olmayacaktır. Yani kaç gün? Mesela 7 büyüklüğünde bir deprem olduğunda Bodrum ne kadar etkilenir? 7'ye bile gerek yok bence. Söylediğim gibi daha önce olan 6.6 şiddetindeki deprem biraz cesaret vermiştir ama depremin fayın yönü ve ivmesinden kaynaklanan bir hasarsızlık durumu oluşmuştur. Yani 6 şiddetinin üzerindeki depremlerde bile Bodrum'da ciddi hasarlar olacaktır. Çok teşekkürler.